şimdi dinlerken insanın içi acıyor. Bakın en başından beri yayının tekrar tekrar söylüyorum. 50 gün olmuş. Yahu 50 günde adamların aklına gelen tek şey gidelim oraya bir kürsü kuralım. Bir mikrofon kuralım. Bir nutuk atalım. Bir göstermelik temel atalım. Bakın bu deniz kumu değil ha diye nutuklar atalım. Bir an önce müteahhitler para kazansın. Oysa ki bölgenin sayın milletvekilini dinlerken bir insanın en temel ihtiyaçlarının dahi 50 gündür giderilemediğini anlatıyor bize. Tuvalet yahu tuvalet. Kim bu ihtiyaçsız yaşayabilir? Çocuklar kuyruğa giriyor diyor ve sıra gelmediği için altlarına kaçırıyor. Şimdi bunu konuşuyor olmak hala 50. gününde. Ve buna bağlı olarak da tabii çamaşır sorunu var, iç çamaşırı sorunu var, çamaşırların yıkanamaması sorunu var vesaire. Beslenme meselesi. Suzan Hanım'ın anlattığında dikkatinizi çekmiştir. İftara ve sahura odaklı bir beslenme rejimi sanki varmış gibi. Yahu herkes oruç mu tutuyor? Yahu herkes oruç tutmak zorunda mı? O insanlara günde 3 öğün düzgün, doğru düzgün yemek vermekten aciz mi bu devlet? Zeytini peyniri unutmuş insanlar diyor. Bakın duydunuz. Zeytini peyniri unutmuş. Sürekli çorba. Hani kışta da ya da tatbikat bölgesinde, savaş alanında filan gibi. Ya dağ başından söz etmiyoruz. Hiç olmazsa şehir merkezlerinde. Peyniri, zeytini unutmuş insanlar var orada. Hastalar var engelliler var, yatalak insanlar var, yaşlılar var. Sakatlanmış, yaralanmış insanlar var. Çadırda böyle yere toprağın üstüne yatıramazsınız insanları. Demek ki en temel bir şilte ya da derme çatma bir yatak kurmak lazım o insanlara. Rahat oturup kalkabilmeleri için. Konteynerlerde bile duş ve tuvaletin olmadığını anlatıyor. 50. gündeyiz yahu 50 günde insan neler neler yapmaz oraya. Hala en temel ihtiyaçları giderememişiz. Sonra çocukların eğitimi ihtiyacı. O çocukların eğitim ihtiyacını gideremediğiniz gibi efendim işte ikinci dönem derslerden sorumlu tutulmayacaklarmış sınavlara girecek öğrenciler. İyi de bırak ikinci dönemi, birinci dönemin derslerine bile çalışacağı olanaklar yok diyor. Sırt çantaları, kitapları, defterleri, kalemleri, ders notları, yardımcı kitapları enkaz altında kalmış. İnternet yok laptoptan, tabletten, bilgisayardan bilmem neden yararlanamıyor o çocuklar. Büyük bir eşitsizlik ortaya çıkıyor. Bunları hala gideremiyorsun. Git temel atma törenleriyle uğraş. Bir de insanlarla alay eder gibi onları aşağılayarak otobüsün tepesinden kafalarına kafalarına oyuncak paketleri at. Yahu biraz, biraz insaf, biraz izan. Yok, kalmamış. Unutmuşlar böyle şeyleri. Aman seçimi kazanalım. Seçim nasıl kazanılır? Temel atalım. İnşaat yapalım. Müteahhitlere para kazandıralım. Bak bir an önce yaralarınızı sarıyoruz filan görüntüsü verelim. Bununla bitmiyor iş. İnşaatın da zamanı gelecek ama tuvalet ihtiyacını gideremeyen, kuyruklarda kıvrım kıvrım kıvranan çocuklar var. Yapmayın ya. Yapmayın yahu. Bu kadar bir vicdansızlık, bu kadar insafsızlık, ya bu gezegen görmedi, bırakın bu toprakları. Bu gezegen görmedi. Şimdi anlıyor musunuz? 50 gündür hiç vazgeçmeden niye her yayınımın en başında oraya değindiğimizi, niye her yayının en başında uzun uzun, kimi zaman bir saat sadece deprem bölgesine ayırdığımı şimdi anlıyor musunuz? Çünkü orada hala insani koşullardan çok uzak yaşayan bir nüfus var. Bizlerin burada sıcak yataklarımızda ülkenin başka yerlerinde günlük rutin yaşamımızı sürdürmemesi için çok önemli bir gerekçedir orada olanları dinlemek ve orada olanları hatırlamak. Hepimizin rahatsız olması lazım. Hepimizin yataklarının, yastıklarının bize diken olması lazım. Duydunuz anlattıklarını Suzan Şahin'in. İmkanı olanlar bandı çevirip çevirip tekrar dinlesinler. Ama en başta da bu ülkeyi yönetenler, daha doğrusu yönetemeyenler, bunlara neden olanlar. O depremin bu büyüklükte yaşanmasına neden olanlar, o depremin bu kadar büyük bir yıkıma yol açmasına neden olanlar ve o depremden zarar gören yüz binlerce, milyonlarca insana daha bir temel, tuvalet bir temel kahvaltı, öğle yemeği, akşam yemeği beslenmesi, bir temel sağlık hizmeti, en başta üzerlerine bir kuru çadır, bir sıcak battaniye, öğrencilerine bir ders kitabı, bir internet, bir telefon bağlantısı sağlayamayan devletin utançtan o devleti temsil edenlerin, yani iktidar partilerinin utançtan halkın içine bile çıkamamaları gerekiyorken çıkıp insanlarla alay eder gibi kafalarına oyuncak kutuları atıyorlar ya. Söylenecek hiçbir şey yok. Ama yapılacak bir şey var. Yapılacak şeyi söyleyeyim size. Bir, elimizdeki bütün imkanları harekete geçirerek o bölgenin insanlarına nasıl ulaştırabiliyorsak az önce dinlediğiniz ihtiyaçları gidermek üzere o yardımları ulaştırmak için dört elle çalışmamız lazım. İki, 14 Mayıs geldiğinde bütün bu ayıplı, ayıplı diyorum, manzaranın hesabını oylarınızla bugünkü rezaletin, bugünkü felaketin, bugünkü sefaletin hesabını sormak üzere oylarınızla gereken cevabı vermemiz lazım. Bakın hep söylediğim bir şey var. Ben hayatım boyunca şuna oy verin filan gibi bir şey söylemedim. Yine söylemem bu seçimde. Ama artık öyle bir noktaya geldi ki kime oy verilmeyeceğini biliyoruz. Çok net biliyoruz. 14 Mayıs'ta artık kime oy verilmeyeceğini bu millet biliyor. Onun dışında kime verirseniz verin. Hangi lider, hangi parti, hangi ittifak, hangi bilmem ne ama kime verilmeyeceğini biliyorsunuz. Bugünkü bu acılı ve ayıplı manzaranın müsebbiplerine oy vermemek lazım. Ama yine de verirse söyleyecek bir şey bulunmuyor. Ama Bugün itibariyle yapılacak ilk şey bu eksikleri gidermek.